tanımız amansız bir hastalığın pençesine düştüler. Allah'ın izniyle kurtulacaksın Ahmet. Devası yerin yedi kat dibinde dahi olsa bulup çıkartacağım, iyileştireceğim seni. Hürrem. Ve ben senin elinde tutmayı bir an olsun bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Ne derse desin. Bu hastalık baki değil, geçecek. Derdi veren Rabbim dermanını da verirmiş. Ben ölüme yenilmeyeceğim. Bunu böyle bil. Lakin Süleyman, senden bir isteğim var. Bunu kimseye söyleme. Bilhassa evlatlarım bilmesin. Hiç kimse bilmeyecek Ahmet. Lakin biz tedavin için icap eden neyse yapacağız, şifasını bulacağız. Benim yalnızca bir şifam var.
gözleri. Ne yazık ki onlar da bana artık acıyarak bakıyor. Müsaade. Bir hoş geldiniz. Esirgiyor musun benden Rüstem Paşa? Şaşkınlığımı mazur görün sultanım. Lakin az evvel hünkârımızın dairesinden hekimler çıktı. Ne oldu sultanım? Hünkârımızın hastalığı mı nüksetti? Hünkârımız için değil, benim için gelmişlerdir. Muhtemelen derdime deva bulmak için emir aldılar. Bir müddettir rahatsızım. Hekimler telaş ettiler lakin mühim bir şey değil, kulak asma. İyiyim ben. Hay Allah. Yolda yolakta bir hitap düştünüz herhalde. Geçmiş olsun. Geçecek inşallah. Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum. Mihrimah da işitmesin. Yok yere telaş edip üzülmesin. Sultanım. İyi görünüyorsunuz maşallah. Manisa'da olup bitenden haberin var mı? Şehzadelerimiz barutla ateş misali. Yan yana geldiklerinde hadiseler durulmuyor. Öyle. Öyle. Şahit olduklarım nedenle tehlikeli bir yolda yürüdüğümüz bir kez daha gösterdi bana. Şehzadelerin birbirinin kuyusunu kazmak için fırsat kolluyor. Ne Lokman, ne Fahriye, ne Lala. Hiçbiri aralarındaki savaşı durdurmaya kâfi değil. Onları ayrı tutabilecek yegane insan var. O da sizsiniz sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sultanım iyi misiniz? İyiyim. Biraz su verir misin? Seni defaatle ikaz etmiştim. Kimse bilmeyecekti. Sultanım, daha fazla nasıl saklayabilirdim? İlaveten söylediğim kişi alelade biri değil, hünkârımız. Bilhassa ondan saklamanı istemiştim. Halime Hatun'un söyledikleri içime vesvese saldı. Belki hünkârımız bir hal çaresini bulur dedim. Sultanım ne olur yapmayın. Buna seyirci kalamazdım. Halime Hatun'un ne dediği kimin umurunda? Sen benim sırrımı nasıl ifşa edersin? Senin yüzünden düştüğüm hale bak. Herkes öğrenecek.
Seni artık sarayımda istemiyorum. Defol. Sultanım. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Defol. Sümbül. Emredin sultanım. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. Süleyman. Otur. İyisin değil mi? Ağrısızın yok. Sen yanımdayken kötü olman mümkün mü? Ne günüm senden ayrı geçsin Hürrem, ne de gecem. Geçmişte yaşadıklarımızı unutalım artık. Birbirimizi affedeceğimiz kadar zaman geçti. Söyleyeceğimiz güzel sözler baki. Her şerde bir hayır varmış. Bu hastalık vesilesiyle hep böyle yanımda kalacaksan, Cihan'ın bütün acılarını, sancılarını çekmeye razıyım. Atlatacaksın Hürrem. Allah'ın izniyle saatine kavuşacaksın. Sana bir mektup yazdım, gördün mü? Seneler sonra kağıda döktüğün o sözlerinle bana can verdin. Her dizesini binlerce kez okusam doymam. O halde anlamışsındır ki sana gelmem, sana sarılmam. Zinhar senin hastalığın sebebiyle değil. Hasretimden. Yıllarca bitip tükenmeyen sevdamdan. Hayırlı haberler alacağız inşallah. En mahir hekimleri topladım senin için. Seni muayene edecekler. Ferhat ağa gelsin hekimler. Emredersiniz hünkârım. Kâfi. Hünkârım, müsaadenizle sultanımızın durumunu önce kendi aramızda istişare edelim. Akabinde ben durumunu size arz edeceğim. Âlâ, çekilebilirsin. Senin şu hastalığının cismi olsa
Benim karşıma çıksa, benimle dövüşse, kılıcımdan nasibini alırdı. Bana verdiğin güçle öyle mutlu ve huzurluyum ki. Bu hastalık yedi başlı ejderha olsa yıkar geçerim. Sultanım, benim canımın kalbimin parçası. İyileşeceksin elbet. Thank you.
Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hürrem. Otur. Canın acıyor değil mi? Hep şu ilaçlar yüzünden halsiz düştüm. Yoksa iyiydim. Süleyman, ne olur hekimlere söyle artık rahat bıraksınlar. Tedavilerin hepsi beyhude. Sakın pes ettiğini söyleme bana. Olmuyor. Hekimlerin dediklerini biliyorsun. Her şey Allah'a kaldı artık. Ben beyhude yorulup uğraşmak yerine zamanımı senin kollarında saadetle geçirmek istiyorum. Tedaviye devam edeceğiz. Ben hiçbir zaman geri çekilmedim Hürrem. Sen de mücadele edeceksin. Dimdik ayakta duracaksın. Yüce Rabbim bizim dualarımızı duyacak ve bizden merhametini esirgemeyecek. Zinhar inancını kaybetme. Madem böyle arzuluyorsun, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne güldür. Acaba saçın amberi görüp mi mis kokulu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür. Aklım saçının kokusuyla doludur. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Gözyaşı dalgalarım taşıp başımdan açtı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk, bu ne huydur. Bende o güzellikten eser kalmadı artık. Gülüşlerim evlat acılarıyla gölgelendi. Suretimse eski güzel günlerden kalma. Kederli bir hatıra artık. Sen benim aşk şarabımsın Hürrem. Ben senin yüzündeki her bir çizgiyi tek tek kalbimden süzüp içtim. Geçen her gün senin kıymetine kıymet katılacak. Ben sana hala her baktığımda rutenyalı o hırçın, gözünden ateş, ağzından hayat fışkıran cariyeyi görüyorum. Ve Rabbime şükrediyorum seni bana bahşettiği için. Benim canım, canımın padişahı, sebebi varlığım, ruhum, kalbimin efendisi. Keşke mümkün olsa da beni kalbine gömseler. Cennet bahçende açsam gözlerimi, hiç ayrılmasam.
Gülfem Hatun sizi görmek ister sultanım. Gelsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Geç Gülfem, otur. Hünkârımız Bursa'ya gideceğinizi söyledi. Ben de hazırlıklar için emir verdim. Merakımı mazur görün sultanım. Hekimler gelip gidiyor. Harem kaynayan kazan. Herkes sizin hasta olduğunuzu konuşuyor. Herkesin bildiği şeyi senden saklayacak değilim. Hasta olduğum doğru. Hayli ilerlemiş. Hünkârımız deva arayışında. İnşallah bulacağız. Hay Allah. İnşallah ciddi bir şey değildir. Allah bilir. Kimse ne olduğunu anlayamadı. O yüzden aramızda kalsın. Elbette. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Harem. Sana emanet Gülfem. Bu vakte kadar vazifeni hakkıyla yaptın. Bundan sonra da aynısını beklerim. Çok uzun zamandır bir aradayız. Seneler oldu. Maziye dönüp bakıyorum da. İyi günümüzden çok kötü günümüz olmuş seninle. Kavgalar, münakaşalar. İnşallah zihninden hepsi silinmiştir. Benden yana bir kırgınlığın kalsın istemem. Sultanım, neler söylüyorsunuz böyle veda eder gibi? Yoksa Allah gecinden versin. Hastalığınız... Hünkârımız bu ihtimale kulaklarına tıkasadı. Ben Azrail'in ayak sesini işitiyorum. Böyle söyleyip de çağırmayın. Allah'tan ümit kesilmez. Bunca gamın kederin bir neticesi olmalıydı. Öyle değil mi? Döktüğüm kanın... gözyaşının bir bedeli olmalıydı. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Benim hikayem de böyle nihayet bulsun istemiş. Bu sarayda herkesin bir hikayesi vardır. Ancak sizin hayatınız bir masaldı sultanım. Kimileri için İyi kalpli bir melektiniz. Kimileri içinse kötü kalpli bir cadı. Her masalın da bir sonu var. Hepimiz faniyiz. Hepimiz. Günün birinde göçüp gideceğiz. O ihtimali ben de dillendirmek istemem. Lakin vaziyetiniz dediğiniz gibi ise benden yana hiçbir kırgınlık ve üzüntü kalmayacak. Emin olun. Sağ ol. Söylediklerine güç verdim bana.
Efendim'den hazırlık yapmasını istedim. Yakında yola revan oluyoruz. Nereye gideceğiz? Bursa'ya. Bursa'ya mı? Ilıcalara. Hekimbaşı faydası olacağını söyledi. Hem havası da çok iyidir. Orası senin için kederin payitahtı değil miydi? Eğer herhangi bir tereddütün varsa... Hünkârım, Behriman Sultanımız geldiler. Süleyman. Gelsin. Hünkârım. Behriman. Validem, rahatsız olduğunuzu işittim. Hay Allah. Rüstem Paşa mı söyledi? Sümbül geldi. Onu da kovmuşsunuz. Epey endişe etmiş. Ne oldu validem? Niye bana haber vermediniz? Mihrimah'ım benim ayım, güneşim. Gördüğün gibi validen gayet iyi. Saati yerinde. Öyle. Sümbül bilmez misin? Mübalağa etmek de üstüne yoktur. Şükürler olsun. Buraya gelip sizi görene kadar kendi kendimi yiyip bitirdim. Neyiniz var peki? Biraz halsizim. Vücudumda bir iki çıban çıktı. Lakin mühim değil. Bursa'ya gideceğiz, Ilıcalara. İnşallah orası şifa olacak bana. Vakit kaybetmeden tedaviye başlayacaksın Hürrem. Rüstem Paşa'nın yaptırdığı Ilıca'ya gideceksin. Şifalı sular sana iyi gelecektir. Hekimbaşının dediğine göre eğer günde iki defa girersen... Süleyman. Ben hekimbaşını değil seni duymak istiyorum. Bana en iyi gelen şey sensin. Hünkârım. Söyle Ferhat. Halime kadın Hürrem Sultanımızı bekliyor. Ilıcı hazırmış. Hala çekilebilirsin. Bir an olsun yanından ayrılmak istemiyorum. Buraya kadar geldik, gitmek lazım. Bursa bana şifa olur mu bilmiyorum. Lakin sana olacaktır Süleyman. İnşallah bu şifalı sular size iyi gelir sultanım. İnşallah hatun. Lakin benim umudum kalmadı. Biliyorum bu illetten kurtuluş yok. Ne eleyim ki? Hünkârımız bu ihtimali işitmek dahi istemiyor. Buraya da onun gönlünü hoş etmek için geldim zaten. Allah korusun sultanım. Umudunuzu zinhar kaybetmeyin. Dua edin. İnsan şifayı evvela ruhunda ve kalbinde bulur. Ancak o zaman vücut kendini iyileştirir. Gönlünüzü karartmayın sultanım. Çok yoruldunuz. Biraz istirahat edin. Thank you.
Nihayet tekrar karşılaştık. Niyetim kötü şeyler söyleyip seni üzmek değil. Ben... Sen beni üzebileceğini mi sanıyorsun artık? Çık dışarı, bizi yalnız bırak. Çünkü beni bu halde görmek istedim. Eserini görmek istedim. Elin kolunu sallayarak girdin saraydan, değil mi? Tabii buraya artık saray denirse. Garibim Yusuf'tan, emektarım Fidan'dan gayrı kimsem yok. Olmasın da zaten. Ne kadar gurur duysan az. En büyük düşmanının sefil bir hayatı var artık. Evladını kaybetmiş bütün anneler gibi cehennemi yüreğimde taşıyorum. Beni senden, seni benden daha iyi kim anlayabilir ki? Mustafa'mın katline sen sebep oldun. Onu ölüme sen gönderdin. Haydi Evran. Mehmet'imin sebebi kim peki? Cihangir'imin hesabını kimden soracağım? Bu acıya teselli olacaksa birbirimizi şimdi burada öldürelim. Neden buradasın Hürrem? Ben yakında Cihangir'ime, Mehmet'ime kavuşacağım. Zerre kadar hakkım olmadığını biliyorum. Lakin hesapları kapatmak, öyle gitmek isterim. Haydi Evran. Ben buraya senden helallik kalmaya geldim. Hakkımı helal ediyorum. Seni affediyorum. Ne günahın varsa hesabını yüce Rabbime verirsin. Peki sen beni affedebilecek misin? Affediyorum Hürrem. Affediyorum.
Kendi hakkımı helal ediyorum. Sen de günahlarının hesabını yüce Rabbimi karşısında verirsin. Yeter artık galiba hatun, ne olur. Alem hatun. Sen onlarca yüzlerce ölüm gördün değil mi? Yüzlerce doğumda bulundum. Yüzlercesi de son nefesini gözümün önünde verdi. Allah'ın takdiri benim için de buymuş sultanım. Hepsi böyle mi oluyor? Cihangir'imle Mehmet'im de yaşadı mı bütün bunları? Ölümün adımızı söylediğini işitti mi? Bilmiyorum sultanım. Onca ölüm gördüm. Lakin manasını canımı vermeden anlayamayacağım. Bir şeyi merak ediyorum. Herkesin ölümü kendi rengindedir der Rumi Hazretleri. Benim ölümüm ne renk?
İyi misin? Sen geldin ya. Şimdi iyi olurum. Merak etme. Bir rüya gördüm yalnızca. Hayırlar olsun inşallah. Süleyman. Günlerdir bu odaya kapanıp kaldım. Allah aşkına biraz bahçeye çıkayım, hava alayım. Sen de gel, birlikte biraz yürüyelim. Madem öyle istiyorsun, olsun. Hayat öyle güzel ki. Hangimiz kuş, hangimiz çiçek, ne önemi var? Bana Hürrem olmak, aşkı bulmak düşmüş. Şükürler olsun. Zaman avuçlarımdan kum gibi akıp gidiyor. Ölüm artık benim şarkımı söylüyor. Evlatlarıma haber ver Süleyman. Ölümü senin kollarında. Sevdiklerimle karşılamak istiyorum. Beni evime götür Süleyman.